Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Akşam güneşini yaşıyor bizim Hintler. Ve artık arkadaşlar, tekliflerin yeni yerleri yapılmıştır. Görmüş olduğunuz üzere. Şöyle hemen bir açıp yapalım. Şöyle bir gösterelim size tekliflerimizi. Buranın içerisine otantik böyle çalıydı, çırpıydı, taştı, ondan sonra kayaydı, kumdu, hepsini arkadaşlar koyacağız. Ve kekliklerimize doğal bir ortam yaratmaya çalıştık. Buranın yapımında yine her zamanki gibi İsmail Reis, Serdar Reis hiçbir yalnız bırakmadılar. Bir mücadele verdik dostlar. O mücadelenin sonucunda burada da yine kekliklerimiz görmüş olduğumuz gibi. Zamanla bazılarında böyle hafif yüzünde şişlikler var. İlk geldiklerinde de diğerlerinde de vardı ama şimdi onlar arkadaşlar buranın havadar olmasıyla birlikte kurtulacaktır ve çok daha güzel olacaklar. Reydi de İsmail abiyi daraltıyor arkadaşlar. İsmail abi şu anda... Vay be, vay be, vay be, vay be. Gide buraya bakalım, gelin bakalım kızlar. Oy, bütün çivileri gitti. Siz bakarken ben de çivi toplayayım. Görmüş oldunuz. Yeni yerleri. Kekliklerin yapıldı. Şimdi iç dekorasyona gireceğiz. Onları da yaptıktan sonra çok daha güzel olacak. Şimdi şöyle geniş ekrandan görürsek diklere de ne yaptık? Oradan sağdan soldan kaçmamaları için tahtalarla arkadaşlar sabitledik. Ve kekliklerin yerleri böyle havaya da uçuyorlar. Uçsunlar, kanatları da alışsın uçmaya. Yarın bir gün çünkü hep birlikte doğaya da keklik salarız arkadaşlar. Kilitledik. Şimdi alanımıza bakalım. Nereyi ne yaptık? Şöyle görmüş olduğunuz gibi alanımız, kümesimiz budur dostlar. Vallahi ben denedim, içeriye girdim, içeride oturdum. Dedim burada canım sıkılır mı? Vallahi yemin ederim müthiş, içerisi de rahat. 3 tane keklik yerimiz var. Bugün bu kekliklerimiz burada. Yarın bir gün ne olur onu bilmiyoruz ama bugün arkadaşlar 3 tane ayrı ayrı bölmeli, birbirlerine zarar vermeyecek, geniş, havadar, biraz otantik ortam sağlamamızla birlikte. Hatta 2 tane de yumurta aldık kekliklerden. Onları da makine yapacağız. Ondan sonrası Allah kerimle diyoruz. Şimdi doğru bıldırcınlarına oraya gidiyorum arkadaşlar. Serdar'ım bir gel ya, bir gel ya, bir gel ya. Bir gel Serdar'ım ya, bir gel. Arkadaşlar Serdar ya. Serdar'ım ne yapayım, bir şeyleri parçalayayım ya. Ha, bez yapayım abi. Evet, keklik yerini yap. Bu benim eski pantolonumdu. Valla. Atmadım çöpe. Ha, burada bez. Bez olarak. Aynen, yani. Birazdan camı silersin. Aynen. Şey, keklik yeri için, evet, uçuşlar her şey için teşekkür ederim kardeşim. İsmail abi ile birlikte geldiniz. Her zaman yanındayız. Valla sağ ol canım benim. Gerçekten. Beni gerçekten çok mutlu ettiniz ve bugün ne diyoruz birlikte? Artık bizim de dinlenme vaktimiz geldi. Geldi. Kesinlikle. Artık yani bu işin artık keyfini çıkarmak gerekiyor. Zaten evet, keyfini çıkarıyorduk da. Ya inşaat işi biraz insanı yoruyor abi. Evet. Gerçekten yoruyor. Psikolojik olarak. Psikolojik olarak tamam, yoruyor. Çünkü yani yapmak istediklerini yapmaya çalıştığında bunun da bir eforu var. Evet. Tatlı bir efor olsa da her şey yolunda gitmiyor her zaman. Evet. Ondan dolayı insanı yoruyor yani psikolojik olarak. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Artık bitti. Bir işimiz kaldı. Ortalığı bir toparlayacağız. Tamam mı? Onu da artık yaparız. Az bir kendimize gelelim. Ortalığı toparlıyor. Bak 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 bak. Bak karşıda bak. Ne yapacak? O buraya gelmeye çalışıyor bak. O çıkıyor, o gidiyor öyle oralarda dolaşıyor. Bak, bak. Yaramaz ya.
Gelecek ama bu tarafa. Gelmese ben gideceğim artık. Neyse. Teşekkürler Serdar'ım. Sağ ol, var ol kardeşim. Temmuz ayında bol bol şöyle mesaiptir de şurada. İşte Rıfat gelecek, Hasan Kayıç'a gelecek, İsmet abi gelecek. Ondan sonra var elbet gelecek. Hüseyin abi niye gelmiyor? Hüseyin abi. Buraya Hüseyin abi gelirse zaten helikopter sesini duyarız. Öyle mi? Papa 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 ne oluyor lan falan deriz, anladın mı? Tak o üst kamelyanın yerine, evet. Şu üst tarafa helikopter indiği dakika bil ki Hüseyin Keloş abi biz orada helikopterin içinden çıkacaktır yani. Böyle bir şey bekliyorum ondan yani. Valla onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz doğru bıldırcınlara gidelim. Orayı bir göstereyim. Gölgelerimiz sizinle birlikte. Evet, şimdi bıldırcın yerine ne yapacağım onu söyleyeceğim. Evet dostlar. Şimdi burası bıldırcın yerimiz. Serdar, şu civcivleri buraya getirsek. O aşağıdaki civcivler var ya. Aa, o kolyeyi doldur da getirsen hepsini. Getir, ben de burada bıldırcınları göstereyim. Sonra civcivleri de buraya atalım. Bundan sonra burada yaşasınlar. Arkadaşlar, civcivleri burada barındıracağım. Çünkü cam var, çok sıcak oluyor güzel. Civcivler içinde rahat, geniş bir alan olacak. Burası da bismillah. Şöyle oturalım. Müthiş bir yer ya. Bıldırcınlar için harika bir yer oldu dostlar. Şöyle baktığınızda yavaş yavaş bıldırcınlar kendilerini toparlıyorlar. Bugün bir iki yumurta attılar. Yemlerini veriyoruz, sularını veriyoruz. Ondan sonra burada zaten zemin güzel. Toprak, taş. Onlar da yumurta yemiyle birlikte arkadaşlarım buğday veriyoruz karışık. Sadece yumurta yemi de vermiyoruz. Buğdayı da yiyorlar. Çünkü yarın bir gün örnek veriyorum. Buradan kaçacak olurlarsa buğdayı da bilsinler. Şöyle yakın bakacak olursak da. Dedim ya, aralarından 3-4 yoktu da 3 tane falan yaralı olanlar var. Onların da iyileşmesi süreci sürüyor. Yani kendi kendine iyileşir diye düşünüyorum. Ondan sonra da arkadaşlar onları da iyileştirme kadromuz tamam oluyor. Ve bıldırcın ötüşümü de zamanla ötecektir diye düşünüyorum. Arada ötüyorlar. Şu an çok fazla bir ötüş yok. Dişi ağırlıklı zaten bıldırcınlarımız. Bir dakika, köpeğe saldırıyor. Yavaş yavaş geç. Gel buraya, bir şey demez o, geç. Gel. Tamam. Gel buraya. Paşa, gel oğlum, gel. Aferin oğlum, gel. Arkadaşlar, inanılır gibi değil. Paşa, Golden köpek insanlara saldırdı ya. Vallahi saldırdı yemin. Aferin. Polar tabii ki göremiyor. Oğlum yavaşsın ya. Halim ya. Vallahi kardeşim. Aferin. Paşa arkadaşlar bir gidip karakola gidecek. Onun için. Çık dışarı çık. Serdar'ıma bak arkadaşlar. Serdar hemen. Civcivleri getiriyor Serdar. Onlara dokunma onlara. Paşa. Nereye? Gel. Evet. Arkadaşlar bıldırcınları kapatıyorum. Şimdi burayı kapatalım Serdar. Sal bakalım kuzuları bir izleyelim. Hoş. Bu ne? Neyse. Bu Resse. Bu Hint. Bu da mı Resse? Bu civciv bile ağır ya. Bu Öşek.
Brown gibi böyle. Bu da Hint mi? Bu da Hint. Bu da herhalde. Bu da Hint. Yavrum ıslanmışlar orada. Bu mavici mi? Mavici evet. Seksi seksi. Bu ne abi? Hint Hint. Yok. Şey de olabilir bu. Ya Hint ya da... Hintle mavici kırması olmaz. Yok mavici kırması olmaz. Bu da seksi. Şey, bileşe. Bu şey, Silver Ligon, yok, Isabel Ligon. Bu abi? O da şey, bizim ölen şeyin yavrusundan. Bu da aynı. Bu Isabel Ligon'un, bu da aynı. Burada hayvan da. Yeri ya. Burada tam civciv yeri, burada toparlayacaklar kendilerini. Burada çok hoşuma gitti cam özellikle. Tabii cam abi bakar mısın? Akvaryumda gibiyiz ya. Aynen. Dönüşürüm ben gideyim diğer cizgileri de getireyim. Bence de. Burada bunlar toparlasınlar abi. Orada hayvanlar şey oluyor. O artık ana kucağına falan gerek yok. Ah yavrum benim. Bak bu tam. Bu abi mavici mi? O mavici. Cizgiler benim üstüme çıkıyorlar ya. Buradaki de. Bu? O vallahi Hint kırması gibi. Bitti mi? Bitti. Bu koliyi yakalım. O koliyi... Bu ne geldi bunun? Bıldırcın gelmişti onunla. Hasan Keşe bıldırcınları yolladı. Şimdi şey yapalım o zaman. Gideyim de eve gideyim. Birlikte gidelim seninle. O koliye. O koliyi yakmayalım. O koliyle birlikte şeyleri götürün, diğer cücüleri. Bunlara bak ya, hepsi üstüme geliyor ya. Ya siz benim üstüme niye geliyorsunuz? Ya böyle gezin lan. Hadi gidin o tarafa, hadi. Hadi git hadi. Şimdi kanat kıranlar vardı, o kanat kıranlar da şey olacak. Şimdi toparlayacak. Başka yok değil mi? Bak sırtımın içine girmişsin ya. Geç! Evet arkadaşlar, bıldırcın yeri. Bıldırcınları biraz daha dal atmak gerekiyor. Yani gerekiyor ama ölçülü atmak lazım. Şimdi komple dala da boğmamak lazım. Yani ondan dolayı diyorum sana. Şimdi biz bir geliriz tavşanlara, ağzına kadar doldurursun sen şimdi. Ondan sonra burada bu hayvanlar çok rahat ederler. Hele gündüz. Bunların suyu, yemi falan bunlar çok hızlı burada patlar. Evet. Ben diğer cicileri de buraya getireyim. Böyle yapacağım işte. Ha? Çivi çakma olayı bitti artık. Ne zaman bir daha başlar çivi çakma olayı? Abi ben şu an bir şey düşünmüyorum. Bak dedim ya, son 3 kümesimizi yaptık. Daha abi elimde bir sürü boş yerler var. Oraları dolduracak hayvanlarımız var. Geniş kümeslerimiz var. Abi şimdi bir şey söyleyeyim. Boyumuzu fazla açmamak lazım. Evet. Yani çok ciddi, yani bunu söylenmez ama. Tamam destekler de geliyor ama ciddi masraflar oldu. Onun için daha buranın... İşte bir sürü su abonelik, elektrikti, şuydu, buydu, yoluydu, ooo daha işler yine var. Ama en azından çakma, çatçut işleri bitsin ki biraz kafamız rahatlasın gibi. Evet arkadaşlar, bugün dediğimiz gibi tekliklerin kümesi bitti. Civcivleri de yeni yerini aldık. Bıldırcınlar sol tarafta. Ondan sonra hepsi keyfi yerinde. Size de ne düşer dostlar? Vallahi size zahmet. Beğenmenizi. Onun dışında yorum atmanızı. Dua etsinler. Dua edin. Tabii hastalık vesaire olmasın. Ben hepiniz için duacıyım hayvanlarınız varsa. Allah hepinizin yolunu, bahtını, hayallerini gerçek yapsın. Güzel olsun. Sizlerden de güzel dilekler ve güzel dualar bekliyoruz. Bildirimcini açarsanız da ne mutlu bize diyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Görüşmek üzere. Kamyon dolusu. Sevgiler, saygılar. Aynen. Derdilerin kamyon dolusu bitmez. Ya horozlar oluyor. Bir sürü horoz var ya. Aha da bitti.